Biz de Ordu Kent Konseyi Avrupa Çalışma Grubu olarak burada bir iftar düzenledik. Şu anda onun üzerine gelmiş oldunuz zaten. Nişan sizin burada olmanız. Bir de bu iftarı biz Giresunlu dernekçi arkadaşlarımızdan, yani Baden-Württemberg Giresunlular Derneği ve Ordu Kent Konseyi Avrupa Çalışma Grubu ortaklaşa yapıyoruz. 1200 kişilik salonda. Tabii daha beklendiğimiz 600-800 kişi arası, fazla da olabilir. Birkaç camiyi de birleştirmeyi düşünüyoruz. Eğer öyle bir fırsat da varsa camilerin iftarlarını da oraya aktarırsak 1000 kişiyi falan ulaşırız. Ne kadar çok olursa bizim için o kadar iyi olacak. Çünkü iki ilin, iki güzel ilin ilk yapmış olduğu, Avrupa çapında ilk yapmış olduğu toplantı ve etkinlik bu. Onun için çok değer veriyoruz buna. Bir başlangıç. İnşallah ileriki günlerde daha farklı projelerimiz olacak. Giresunlu arkadaşlarımızla beraber. Biz Giresunlularla beraber dernek bazında çok iyi çalışıyoruz, çok iyi anlaşıyoruz. Zaten bir ayrı tarafımız yoktu. Ortak havalanımız oldu. Ortak pancar çorbamız ortak, fındığımız ortak. Ne bileyim her türlü kültürümüz ortak. Onların bir farkı var. Onlar ıslıkla konuşabiliyor, ıslık diliyle. Bizde o yok. Yoksa diğer her yönümüz aynı. O açıdan Giresunlularla beraber yapmış olmanın, düzenlemiş olmanın gururunu taşıyoruz. İnşallah beklediğimiz gibi eğer erken bir haber çıkarsa sizden de ulaşabileceğimiz herkese ulaşıp en azından yakınlarını oraya teşvik etmesini, yani o iftar gecesini yakın teşkil etmelerini, orada bulunmalarını teşvik etmeleri iyi olur. Birleşmekte zorlanıyoruz. Yani ordular olarak birleşmekte zorlanıyoruz. Ama inşallah ileriki günlere daha iyi olur ama şu anda pek kötü değil, iyi de değil. Benim düşündüğüm gibi de aslında ben biraz daha belki profesyonel düşünüyorum, biraz daha geniş düşünüyorum. İnşallah daha iyisi olur ama biz burada derneğin de daha şeyinde kent konseyi bazında yoğunluk verdik. Orada biraz daha şey oluyor, etkili olabiliyoruz. Birkaç projelerimiz şu anda gündemde. Bir tanesini hatta gerçekleştiriyoruz. İşte onu haber yaparsanız gazetenizde, okuyan arkadaşlarımızla bilgilendirirsek iyi olur. Kent Konseyimizin ilk yapmış olduğu proje, birçok projelerin en ilki, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın orada gittiği zaman orada da bir evleri olduğunu bilmeleri. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Emre Yılmaz'ın da bir memur ve personel Ordu Kent Konseyi binasına, ayrıca gurbetten gelen vatandaşlarımızın devlet dairelerinde olsun, başka bir yerlerde olsun, sorunlarına yardımcı olması için, zaman kazanmaları için, Ordu'da daha çok gezme fırsatı olsun diye, Ordu'yu daha fazla yaşasınlar diye, devlet dairesindeki olan tüm işlerine yardımcı olmak, en azından öncülük yapmak, yol göstermek. Tabii bu kanun dışı işlerden işimiz yok, bu nizami işler, kanuna uygun işlerde vatandaşlarımızın sıkıntılarını veya nereden başladıklarını bilemiyorlar. Onun için yardımcı olmak, onlara Ordu'da bir çay ikram etmek, Ordu Kent Konseyi binasında kendi ikinci evleri olarak görmelerini sağlamak. Ve biz az önce de beraber konuşmamızda geçtik. Biz Almanya'da da yabancıyız, Türkiye'de de yabancıyız. Ama ben istedim ki veya bu Kent Konseyi'den sonra biz artık orada yabancı olmayalım, kendi orada olduğumuzu orada anlayalım, birbirimize değer verelim. Şimdi bu açıdan güzel bir projeydi, bu ilk proje uygulandı. Bunu uygulayanlardan ve bundan sonra orada hizmet vereceklerden Allah razı olsun. Tüm vatandaşlara gittiği zaman orada en azından kent konseyine özellikle gitmelerini ama tabii Avrupa'da kent konseyi çalışma grubu referans göstererek gitmeleri hem kent konseyinin gücünü artıracaktır hem de vatandaşlarımızın orada rahat bir çayın içmelerini ve güzel bir sohbet, iyi bir manzara, güzel bir manzarada, Ordu'ya hakikaten güzel bir yerde, manzarada. Biz Serdar Bey'le gittik, birkaç kez gittik hatta. Gidip oradan, Ordu'da manzarayı izleyip dertlerini paylaşmaları. Böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Bundan sonraki projeler gelecek tabii ama bu da tabii dernek, bu da bir sosyal faaliyet. Burada hiçbir arkadaşımız, 15 tane kent konsey çalışma grubu arkadaşlarımızın her biri gönüllü, her biri ne derler ona, herhangi bir beklentisi olmalı veya maaşla çalışan değil, gönülden çalışan, gönüle dayalı hizmet veriyoruz. O yüzden dernek şeyini daha da aşmış oluyor. Bu konuda daha da rahat çalışabiliyoruz. Yani burada vatandaşların derdi bitmez. Vatandaşlar Türkiye'de, Türkiye'ye gidince artık başarı gözlükle bakıyorlar. Hemen
adam kırmızıyı görmüyor, yolda kornalara bakıyor. Burada öyle bir şey yok. Şimdi Türkiye, şimdi orada yabancı ya nasıl olsa, aha bir yabancı. İşte burada da yabancı, orada da yabancı. Yabancı olmanın tadını çıkarıyorlar belki de. Halbuki öyle olmamalı. Biz ordular birbirimize saygılı olmamız lazım. Derneklerimize şu olmamız lazım. Kaldı ki ileriki günlerde bu Almanya'nın gidişatı herkes malum çok da parlak değil. Biz bir gün yine böyle bir çatı altında buluşmamız gerekecek. İyisi mi şu andan itibaren derneklerimizi gerçek anlamda söylüyorum. Gerçekten derneklere sahip çıkalım. Şimdi yarın öbür gün derneklere ihtiyacımız var. Sivil toplum örgütüne çok büyük ihtiyaç olacak günler yaklaşıyor. O yüzden dernekleri koruyalım. Hiçbir kimse demezse 3 lira 5 lira maddi olarak değil. Hiç kimseden derneklerin maddi beklentisi yok. Dernekler sadece kültür, örf adı yaşatmak, bir de bir arada toplu halde olmak, dertlere paylaşmak. Onun için vardır. Dernekler sahip çıkılsın. Dernekler ne kadar çok sahip çıkılsın, o kadar büyük etkinlikleri, projeleri yapabilir. Ve yine ayrıca gazetenize başarılar diliyorum. Buraya da geldiniz. Sağ olun. Ordular Derneği. Biliyorsunuz Almanya'da iki tane derneğimiz var. Bir tanesi Güzey Almanya'da, Duisburg kentinde. Şu anda sanıyorum Akyazı kardeşimizin başkanlığını yaptığı dernek. Önceden Sefa başkanımızın, şu anda çalışma grubu başkanı olan Sefa Yüce başkanımızın başkanlığını yaptığı, geçen dönemde başkanlığını yaptığı dernek ve burası. Şimdi iki dernek var. Bir Güney Almanya, Kuzey Almanya olarak düşündüğümüz zaman şu andaki sizin Forsheim diye bahsettiğiniz dernek aslında Forsheim Derneği kalkmış gözüküyor. Güney Almanya Ordular Derneği. Almanya Baden-Württemberg yani bu eyalet bu tarafı, Almanya'nın güney tarafında ulaşmaya çalışıyoruz. Dernek tabii yıllardan 90 yıllarına dayanıyor. İlk kurucularından ama aynı zamanda yine. 98'de resmileşti. O günden bugüne dernek bir şekilde bazen iyi bir grafik, bazen normal. Bugüne kadar geldi. Zaten dernek bugüne kadar en eski dernek biziz. Bugüne kadar getiren arkadaşlarımızın hepsinin ayrı ayrı bir çabası olmuştur. Bu arkadaşlarımız kesinlikle iyi niyetli arkadaşlarımız. Herkes kendi çapında bir şeyler yaptı ki bugüne geldi, kapanmadı. Her şeyden önemlisi derneğin kapanmadan yürümüş olmasıydı. Hepsinin ayrı ayrı hizmetleri var. Allah hepsine razı olsun. Bundan sonra daha iyi bir şekilde gider inşallah. İsmim Cevat Öksüz. Giresunluyum. Okçu köyünden. Giresun Okçu köyünden. 1980'den beri Almanya'dayım. 2009 yılında da Karadeniz Giresunlar Baden-Württemberg Derneği'ni kurduk. Faaliyetlerimiz sürüyor. Şu anda Yılmaz Başkanımla beraber güzel bir projelerimiz var. Onları yapacağız inşallah. Şimdi üye sayımız 80'lerin üzerinde. Bunlar sadece aktif üyeler. Pasif üyelerimiz de var. Gecelerimizde 1000'e yakın misafirimiz oluyor. Bildiğiniz gibi Almanya'da Giresunlu ordu çok çok sayıda insanlarımız var. Göç nedeniyle öyle diyelim. Yani bu civarda veya bir Giresunlu veya bir ordulu var. Geçen bir gece yaptık. Tabii ki bu geceyi biz yapmadık sadece. Giresunlular yapmadı. Etrafımızdaki dernekler, dost derneklerimiz, Giresunlu derneklerimizin 400 kilometreden katılım oldu gecemize. Kültür elçisiyiz. Ben bunu böyle kabul ediyorum. Kültürümüzü biz burada yaşatıyoruz. Bizler de burada olmasak, dernekler burada olmasa zamanla beraber gençliğimiz de kaybolur. Her türlü zaafa uğrarız. O yüzden derneklerin, camiaların çok büyük rolü var yurt dışında. Olması gerekiyor. Yani ben kendimizi kurum olarak kültür elçisi görüyorum. Yani ordu kültürünü, Giresun kültürünü burada yaşatmamız gerekiyor. Yemeklerimizden tutun, örf ve adetlerimizi yaşatmamız gerekiyor. Bunları yaşatmasak toplum olarak kaybolacağız. O yüzden sağ olun sizlerin de böyle bizlerle tanıtması çok çok önemli bence. Yani. Öyle düşünüyorum. Ya, bu güzel bir muhteşem şu anda. Belki yıllardan beri Sayın Başkanım buna katılır diye düşünüyorum. Yıllardan beri ilk defa böyle güzel bir yaklaşım içerisinde. Ya hayır, önce uğraşıldı da yapılmadı mı? Belki uğraşılmadı. Yapılsa daha önce olurdu ama bize nasip olmuş olabilir. Çok iyi bir beraber ortak bir çalışmalarımız oluyor. Giresun orada zaten bir bütün, bunun bir şeyi yok. Arada fazla bir şey de yok. Uzun bir yer de değil. Dertlerimiz aynı, kültürlerimiz aynı, neşemiz aynı, eğlencemiz aynı. Bütün her şeyimiz. Sadece az önce bahsettiğim gibi Giresun'un bir farkı var Giresunların. Bunlar ıslık dilinden konuşabiliyorlar.
Biz onu konuşamıyoruz. Başka bir farkımız yok. O yönden yapacağımız etkinlikler de zaten ortak kültürümüzün ortak olması yapacağımız etkinlikleri kolaylaştırıyor. Daha rahat anlaşıyoruz, daha iyi anlaşıyoruz. Ben Cevat Başkan'ın Allah uzun versin diyorum. Ben olurum olma ama Cevat Başkan'ın Giresun'a ve orduların derneklerine her zaman faydalı olacağını inandığım için Allah yolunu açık etsin Cevat Başkan'ımın da. Sağ olsun bu yere kadar da geldi. Siz de sağ olun. İşte, siz şu anda Almanya'dasınız Ahmet Bey. Önce bir kere tekrar hoş geldiniz. Şimdi Almanya'ya ilk gelmiş olmanız ve direkt de buraya gelmiş olmanız bu benim için, bizim için ayrı bir gurur tabii. Biz yıllardan beri tanışıyoruz. Ben sizin yapmış olduğunuz bu basın, ne dersiniz işte bu gazetecilik, habercilik yolunda kendi çapınızda gönül verdiğinizi biliyorum. Her şeyden önce bu gönülden geldiği için yapıyorsunuz özellikle. Bunun için sizi tebrik ediyorum. Tabi buraya da yurt dışına çıkıp ilk defa bizim yanımıza gelmiş olmak da bizim için bir şans. Onun için ayrı bir teşekkür ediyorum. Ben burada kendi mekan, ikamet ettiğim, ne derler buraya, ilçe, nahiye diyebiliriz. Oradayım. Burada yaşıyorum. Burada kendi ticaretle uğraşıyorum. Yani Almanya'nın Stuttgart. Almanya'nın Baden-Württemberg bölgesinin, Güney Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin başkenti Stuttgart'a bağlıyız. Öyle söyleyeyim, Stuttgart'a yakın. 45 kilometre mesafedeyiz. Burada da dediğim gibi ben Güney Almanya Ordular Dernek Yönetim Kurulu'ndayım. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Ordu Kent Konseyi Avrupa Çalışma Grubu Yönetim Kurulu içerisindeyim. Bayağı bir diğer harici diğer spor dernekleri, cami dernekleri var tabii ki de. Bu orduları söylendiği için bu iki derneği ön plana atıyoruz şu anda. Görevlerimiz bunlar. Görev çok. Zaman olsa da daha çok görevler yapsak. Yani onu yetmiyor. Gömar köyünden, hani Gökömer de Gömar derler ya bizden. Orada Gökömer köyünden. 99-2006 arası. Ya bu ağalık falan, ben her seferinde söylüyorum. Hala sorsanız bana ağa ne olduğunu bilemem. Bu bir hizmetti. Orada bölgemize, yaylamıza, o zaman belediye başkanı Sayın Ramiz Başkanımızın öncülüğünde, tabii onun da güzel niyetinden yola çıkarak biz yardımlaştırmak istedik, yardım ettik başkanımıza aynı zamanda. Ondan sonra bize ağa dediler, ben hala onu şey yapmıyorum. Bu bir hizmetti. Ben her platformda, her yerde, nerede olursa olsun, kendi imkanlarım olduğu müddetçe, Allah da inşallah imkan yaratır. Bazılarına bir katın yanına bir kat daha çıkma hevesi olur ama ben bir gönül daha fazla alma yolundayım. Hep bu şekilde oldum. İnşallah fırsat olur, bir daha o hizmetleri yapma şansımız olur. Güzel bir duygulardı. Bu bir ağalık değildi, o Çambaşı Yaylası'na vatandaşlık görevinde elden o geldi, onu yaptım. İnşallah ileride daha güzel şeyler olur. Teşekkür ederim. Serdar Gürsoy ben. Ordu Ulubey Akpınar Köyü'nden yaklaşık 10 yıldır Almanya'dayım. Kendi şirketim var. VIP transfer ve güvenlik şirketi. Avrupa'ya gelen işte diplomatlarımızın transferini ve güvenliğini sağlıyorum aynı zamanda. Ben de Stuttgart'ta oturuyorum. Ve aynı zamanda da Ordu Büyükşehir Belediyesi Avrupa Kent Konseyi'nin de yönetim kurulundayım. Bütün dernek başkanımız ve Ordu dernek başkanımızla tanışmak bana gurur verdi. Ayrı bu tabii ki sizin buraya gelmenizle gerçekleşti. İnşallah bu tanışmamız Avusturya ile bura arasında 276 kilometre bir mesafemiz var. İnşallah etkinliklerde haberdar olursak mutlaka ilişkilerimiz devam edecektir. Alparslan Kara, Ordu Cumhuriyet Köyü'ndenim. Avusturya Hohenems'te oturuyorum. Buraya da sizin gibi değerli bir abimiz geldiği için, burada bizi bir araya topladığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Bize onur ve gurur verdiniz burada olmakla. Hem de sahibi kendisi bize ta Almanya gazete getiriyor. Ordu'dan haberdar ediyor bizi. Ordu Giresun kar gazete çıkarıyor. Bu bir emek işidir. İsim de? Soy ismi zaten kendini sözüm beyler. Bu yüzden güzel de olmuş. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Çok güzel olmuş. Buradan inşallah biz her ay sizden alırız. İnşallah.